duruşmasından çıktık, evet. Çiğdem'e 15 yıl hapis cezası verildi. Savcının mütalası doğrultusunda haksız tahrik 29. madde uygulandı ve mahkemedeki ihal sebebiyle 15 yıla indirildi. Tabii ki bizim beklediğimiz bu değildi. Biz meşru müdafadan Çilem'in salıverilmesi gerektiğini, özgürlüğüne kavuşması gerektiğini düşünüyorduk. Ve bunun için de mücadele ettik. Fakat mücadelemiz bitmedi. Biz sonuna kadar Çilem'in yanındayız. Çilem özgürlüğüne kavuşana kadar onun kız kardeşleriyiz, avukatlarıyız, yoldaşlarıyız. Bütün kadınlar onunla beraberiz. Çilem Doğan'a haksız tahrik altında kasten öldürmekten 18 yıl hapis cezası verildi. İhal indirimi sonucu Çilem Doğan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan onurumuzdur. 2,5 yıl süren evliliği boyunca şiddet gören Çilem Doğan 9 kez koruma kararı almış, defalarca eşini adli makamlara şikayet etmişti. Eşinin kendisine uyguladığı şiddetin artması ve fuhuşa zorlaması sonucu 8 Temmuz 2015 günü eşi Hasan Karabulut'u tabancayla öldürmüştü. Avukatlarının meşru müdafaa hükümleriyle beraatini talep ettiği Doğan'a kasten öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Çok açık ortaya çıktı. Çilem'in kendisini korumak için, canını kurtarmak için böyle bir şey yapmak zorunda kaldı. Buna rağmen ceza verilmiş olmasını biz hakkaniyetli bulmuyoruz. Yani duruşma sırasında da tartışıldı. Erkekler kadınları öldürdüğünde çok basit gerekçelerle haksız tahrik indirimlerinden faydalanabiliyorlar. Ne bileyim işte yemek yapmadı diye, kapıyı geç açtı diye, birisine siyasi sordu diye haksız tahrik indirimleri uygulanabiliyor. Çilem'de de haksız tahrik uygulandı. Yani şimdi bu adalet midir bunu düşününce gerçekten çok acınası bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. O basit gerekçelerin karşısında Çilem'in yıllarca gördüğü şiddet, hakaretler ve artık canından olma korkusu, bunlar birlikte değerlendirildiğinde bu verilen kararın çok da adil olmadığını düşünüyoruz biz.